Evet arkadaşlar merhaba. Üçüncü dersimizle devam ediyoruz. Kural 3'teydik. Şimdi genel tanımlamalar. Bu metin içinde aksine bir hüküm bulunmadıkça bu kuralların amacı için tekne sözcüğü su üstünde kalkarak seyreden ve deniz uçakları dahil su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli bulunan her türlü deniz aracını içine alır. Şimdi arkadaşlar bir kere şuradaki şu su üzerinde kalkarak seyredenden ne kastediyor? Şimdi daha önce şeyde daha sonraki kurallarda geçecek bu gemilerin şimdi bir deplasman modu var. Gemiler var. Bir de non-displacement gemiler var. Yani bu su üstünde kalkarak seyreden ne demek? Veya deniz uçakları. Şimdi şunu bir netleştirelim. Şurada arkadaşlar şöyle Google yazalım. Buraya da non-displacement vessel. Şöyle görsellerden. Bakın arkadaşlar şu hovercraftlar var. Bir de böyle kayarak gidenler var. Şimdi bu hovercraftlarda iki mod oluyor. Bir deplasman mod, bir non-deplasman mod. Yani ya da şunun gibi bakın sadece 3 tane şey giriyor pervane içeri. Bunlar yarı deplasman diye geçiyor. Ve su üstünde kayarak gidiyor. Suya batmadan. Bir taşı attığınızda su üstünde sekmesi gibi. Suya batmadan gitmesi. Şimdi şu deplasman nedir? Bir kere bir onu açıklayalım. Arkadaşlar biz de stabilite dersinde göreceksiniz. Şöyle bir tane kab alalım. Ve bunun altına da şöyle bir büyük bir tepsi koyalım. Ama bu devasal bir şey olduğunu düşünün. Farazi şekilde. Ondan sonra ben bunun içini böyle silme su doldurdum. Ağzına kadar su dolu. Ya yani bir damla daha koysam taşacak. Tam dolu içi. Şimdi ben bunun içine gemiyi oturttuğum zaman bu gemi kendi ağırlığı kadar suyu buradan aşağı taşırır. Biz gemilerin ağırlığını ölçmek için işte bu deplasman denilen şeyi kullanıyoruz tabiri. Yani bu geminin ağırlığı çünkü içinde yüzdüğü için yüzmeyip dibe otursa taşırdığı hacim kendi hacmi kadar su taşıracak. Onun bir ağırlığı olacak artı dipten bu şeyin havuzun tabanından uygulanan kaldırma kuvveti kadar değil mi? Ama yüzdüğü için bütün ağırlığı su tarafından taşınıyor bu geminin. Dolayısıyla bu hacim çarpı suyun özgür ağırlığı toplamda da geminin kütlesi kadar bir su aşağıya taşırmış oluyor. Tamam mı? Batan hacim olarak aşağıdaki su batan hacim ama kütle olarak suyun özgür ağırlığında çarptığınız zaman yani şu D eşittir M bölü V formülünden. Burada D artık suyun spesifik gravitesidir. Volüm, volümdür. Masta bizde artık kütle yani geminin deplasmanıdır. Çok girmiyorum. Stabilite dersinde göreceksiniz. Dolayısıyla hacim olarak geminin sualtı hacmi kadar sudur ama kütle olarak geminin ağırlığı kütlesi kadar yani deplasmanı kadardır. Yani biz burada tekne suya batıyorsa su tarafından kaldırılıyor ve dolayısıyla bu şey deplasman teknedir. Ha yok. Suyun üstünde böyle kayarak, zıplayarak gidiyor, batmadan gidiyor. O zaman bu non-deplasman teknedir. Veya böyle o demin gördüğünüz gibi alta pervanelere batmış sadece çok az bir kısım. Su üzerinde kayarak gidiyor, uçarak gidiyor. Neyse bunlar işte şeyler. Tekne yarı deplasman, yarı deplasman tekne tipleri. Bu karşımıza da ileride de çıkacak. Kastedilen bunlar. Yani
Deniz uçağı zaten belli, dahil su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılmakta olan veya kullanılmaya elverişli bulunan her türlü deniz aracı. Yani arkadaşlar bildiğiniz gemi, ne bileyim savaş gemisi, işte ticaret gemisi, yat, vapur, feribot, ondan sonra deniz uçağı, işte böyle hovercraft, askeri gemiler, kayarak giden, su üstünde sekerek giden gemiler veya bir sandal veya bir sal, taşıma aracı. Ne varsa. Hani böyle yüzen cisimler falan, kopan şamandıra, yüzen kütük, ağaç falan, bunlardan bahsetmiyorum. Taşıma maksadıyla kullanılan her türlü tekne sözcüğünü karşılıyor. Yani bizim burada tekne dediğimizde İngilizcesi vessel'dır. Vessel dediğiniz zaman bunu anlayacaksınız. Tamam. Kuvvetle yürütülen tekne deyimi makineyle yürütülen herhangi bir tekne anlamına gelecektir. Yani kendi aktif olarak, bu pervane olabilir, sujeti olabilir, herhangi bir şey olabilir ama kürek değil, makineyle. Tamam. Kendi itici, aktif itici gücü olan veya yelken de değil, aktif itici gücü olan herhangi bir tekne kuvvetle yürütülen teknedir. Yani bunu da yazalım. Bu da nedir? Power driven vessel'dır arkadaşlar. Tamam. Ondan sonra yelkenli tekne. Direkt önce İngilizcesini yazayım. Yelkenli tekne sailing vessel'dır. Tamam. Dolayısıyla şurayı şöyle bir alalım. Yelkenli teknedeyiz. Var olsa bile yürütülen makinesinin kullanılmaması şartıyla yelken ile seyreden bir tekne anlamına gelecektir. Şimdi artık günümüzde modern yelkenlilerin kendi makinaları da var. Ama adam diyelim ki sadece rüzgarla seyrediyor o esnada. Eğer yelken tekniği için yani iki farklı durum var anlayacağınız. Eğer yelkenini kullanıyorsa, hatta şöyle diyelim, yelkenini kullanıyor, makinesini kullanıyor. Dur şurayı da sileyim abi. Şöyle bir tablo şeklinde güzelce ne yapalım bunu. Şimdi ve şöyle. Şurası yelken, şurası makine, şurası da beraber. Yelken altı makine beraber. Şurada kullanıyor, burada da kullanmıyor. Şimdi eğer bu tekne sadece yelkenini kullanıyorsa yelkenli duruma düşer. Sadece makineyi kullanıyorsa makine durumuna, yani kuvvetle yürütülen tekne durumuna düşer. Hem yelken hem makine ise yine unutmayın, makine çalıştığı için aktif olarak kuvvetle yürütülen tekne durumuna düşer. Ya bu yapılmaz genellikle ama yani hani şey, misal olsun diye. Peki ya yelkeni kullanıyor, yelkeni kullanmıyor. Yelkeni kullanmadığı zaman makinasını kullanıyor. O zaman kuvvetle yürütülen tekne durumuna düşer. Yelkeni kullandı, sadece makineyi kullanmadı. O zaman yelkenli tekne. Her ikisi beraberse o zaman makinedir. Yani kuvvetle yürütülen teknedir. Peki gelelim balıkçılık yapan tekne. Burada bizim İngilizce olarak fishing vessel değil. Fishing vessel değil. Şeyde, çatışmayı önleme tüzüğünde vessel engaged in fishing. Bunun İngilizcesi bu. Değil mi? Manevra kabiliyetini sınırlayan ağlar, oltalar, troller ve diğer avlanma araçlarıyla balık avlayan bir tekne anlamına gelecek. Fakat manevra kabiliyetini kısıtlamayacak olan oltalar veya diğer avlanma araçlarıyla balık avlayan bir tekneyi kapsamayacaktır. Şimdi bizim balıkçı tekneleri için yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi buraya ben düz hesap ağ, olta vesaire deme, olta diyeceğim. Hepsini kapsıyor ama. Siz öyle aklınızda tutun ama ağ, olta, trol hepsi şey. Oltası kullanıyor. Ama bu kullanıyor, manevrasını kısıtlıyor. Bu artılı olsun.
Bu oltasını kullanıyor ama manevrasını kısıtlamıyor. Bir de hiçbir şey kullanmadı durum. Yani adam mesela örneğin sabah kalktı, rıhtımdan açılıyor denize balıkçılık yapacak. Daha ne olta atmış, ne trol atmış, ne bir şey atmış. O zaman bu arkadaşlar bu durumda kuvvetli yürütülen bir teknedir, balıkçı değildir. Veya kullandığı olta vesaire küçüktür. Şey değildir, manevrasına vesaire bir etki etmiyordur. O zaman yine kuvvetli yürütülen tekne durumuna düşer. Ta ki arkadan trolünü attı, ağını attı, bu işle veya ağ attı, çekiyor balığı, topluyor, istediği gibi manevra yapamıyor. İşte trolü çekiyor, gırgır ya da ağı çekiyor, oltaları topluyor, manevra yapamıyor veya çok az yapabiliyor. Dolayısıyla işte ne zaman ki manevra kabiliyeti sınırlanır, şurayı bir silelim. Ne zaman ki manevra kabiliyeti ne sınırlanır, ne zaman sınırlanır, işte o zaman balıkçılık yapan teknedir bu. Yoksa balıkçı kalkmış veya ağını toplamış dönüyor artık veya sabah gidiyor avlanmaya, daha ortada hiçbir şey yok veya çok küçük bir şey atmış da manevrasını etkilemiyor filan, o zaman değildir. Ama ne zaman manevrası kısıtlanır, yani operasyona girer, o zaman şey yapar. Bir de balıkçılık yapan tekne durumuna düşer. Bir de şunu bahsetmek istiyorum. Şimdi balıkçı. Balıkçılar da hangi balıkçılar arkadaşlar? Bir kere. Ağ balıkçısı. Balıkçısı. Daha sonra troll. Troll balıkçısı. Bir de gırgır. Bunlar en çok karşınıza çıkacak. Ağ balıkçısı ne yapar? Şöyle bir kafanızda fikir olsun. Şurası arkadaşlar deniz seviyesi. Ondan sonra şurada da bizim teknemiz, balıkçı teknemiz. Bu adam şamandıraları döşemiş. Böyle. Ama ağları da yaymış. Ya kabaca çiziyorum, temsili çiziyorum. Tamam. Veya bu bazen biraz daha derine de sarkık olur. Ağlar belli bir şey de olur. Tamam. İşte bu şekilde ağ atmış denize, ağ döşemiş olanlar balıkçı ağ şeyidir. Yani böyle akın olur, hop kapar bunları çeker, tamam mı? Balıklar ağa takılır. Veya bunu şöyle döşedi, balıklar girdi içine hop topladı. Anlatabiliyor muyum yani? Ağı böyle U şeklinde denizin içine döşedi filan. Bunlar ağ balıkçılığı yapan. Olta balıkçılığı yapanlara daha ziyade uzak doğuda karşılaşırsınız. Özellikle bu Endonezya'nın oralarda filan. Niye? Oralarda kalamar avlarlar. Ama bu teknelerde böyle çok kuvvetli ışıklar olur. Bu stadların projektörleri gibi. Çok büyük ve aşırı kuvvet. Ya gece vakti bile önünüzü göremezsiniz yani, tamam mı? Çok böyle şey. Şöyle tekneye çizelim. Böyle buraya stat projektörü gibi koyar kocaman bir sürü ışıklar. Tamam, her tarafında. Böyle hatta bu tekneyi yandan çizelim şöyle. Veya provasından bakıyorum şu an. Tekne bu. Şu kenara böyle stat projektörü gibi koymuş. Bu böyle denizi aydınlatır, tamam mı? Bunlar. Tabii sadece deniz değil, her yeri aydınlatır. Sen de önünü göremezsin. Ondan sonra bu şey ışık kalamarı çeker. Ve bunların çevresinde görürsünüz bir sürü oltalar atmışlar. Şurada deniz seviyesi olsun şöyle. Bir sürü oltalar atmışlardır. İşte bunlar da kalamar yakalar. Olta balıkçılığı bu şekilde çalışıyor. Tamam. Bu da gitti. Gelelim troll balıkçısına. Troll balıkçısı şöyle komple bir sileyim şurayı. Arkadaşlar ne yapar? Şöyle bir deniz seviyemizi çizelim başta. Şu deniz seviyesi. Ondan sonracığıma şu da denizin yatağı olsun, deniz tabanı. Tamam. Bizim teknemizde böyle burada yüzüyor troll. Bunun arkasından, tamam mı? Adam şöyle şu şekilde bir çerçeve ve peşinde ağ olan böyle nerede kalem? Şöyle trollünü sarkıtır. Tamam mı? Bu da böyle ağda arkasında.
Veya bu yani illa tam deniz tabanı da değil işte daha yukarıda vesaire de olabiliyor ama deniz tabanından. Bunu böyle çeke 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 toplar bunlar yengeç mengeç bir şeyler avlıyorlar. Böyle şeyler avlıyorlar. Bunlar işte troll balıkçısı bu şekilde çalışır. Bir de arkadaşlar nerede? Ya bu yeşil renk güzel gözükmüyor o yüzden şey yapamıyorum bazen. Göremiyorum imleci. Şunu da silelim şuradan. Bir de arkadaşlar son olarak balıkçısı. Gırgır. Gırgır balıkçısı ne yapar arkadaşlar? Gırgır balıkçısını hemen anlarsınız. Çünkü kuş bakışı çiziyorum şu an. Böyle helikopter görüntü tepede. Şöyle bir tane balıkçı teknesi. Arkasında bunun küçük böyle bir ya da iki tane sandal olur. Tamam mı? Küçücük. Bot gibi. Küçük sandal olur. Bu adam diyelim burada balık var böyle. Tamam mı? Şu küçük tekne sandallardan biri hop çıkar ağı böyle buranın çevresinden hop geri gelir. Dolayısıyla buradaki balığı çevresini sardı. Ya bu da bir yandan ilerliyor büyük tekne de bu küçük tekne de bir yandan da temsili çiziyorum. Hop böyle bunları alıyorlar ağın içine. Sonra ufak 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 böyle deniz yüzeyinde şöyle tamam bu da böyle aşağı doğru hop. Bunun içinde de balıklar. Daha sonra bunu çeke 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 bu ağ böyle giderek küçülüyor, küçülüyor. Alttan da böyle küçülüyor, küçülüyor. Hop hepsini alıyorlar. İşte gırgır balıkçısı da böyle yapıyor. Yani iki teknedir bunlar. Tamam mı? Balıkçılar hakkında böyle bir genel bilgi de vermiş olalım. En fazla karşınıza çıkacak olanlar. Bir de arkadaşlar benden size tavsiye. Bu Colreg'de yazan bir şey değil. Şu ağ balıkçısı ve troll balıkçılarının mümkün mertebe provasından geçin. Çünkü tekne şu şekilde. Tamam mı? Şöyle başını biraz daha dik çizeyim. Ağ geride ve deniz yüzeyinin şu deniz seviyesini de biz çizelim şöyle. Pardon. Şunu nasıl yapacağız? Şu muydu? Evet. Şuradan seçmedim. Şöyle. Şurası da deniz seviyesi. Yani bu ağ denizden ne kadar aşağıya gömük. Tamam mı? Bunu bilmiyorsun. Ondan sonra belki şöyle şamandırayla işaretlemiştir falan. Bunu bilmiyorsun. Dolayısıyla kıçındaki ağın uzunluğu ne kadar bilmiyorsun. Sen tutup bunun provasına yakın geçersen adamın ağına takılırsın. Pervanende dolarsın ya da şey. Ya da troll de aynı şekilde. Dolayısıyla mümkün mertebe provasından geçmeye çalışın bunları. Tamam mı? Ama olta balıkçısı hemen hemen olduğu yere atıyor. Gırgır balıkçısı da zaten bellidir nereye çevirdikleri. İki tekniği de gördüğün için sorun yok. Yine de uzağından tabii ki geçin ama bunların özellikle ağ balıkçısıyla trolün provasından geçmeye çalışacaksınız. Ama bu da böyle bir kenarda dursun. Balıkçı tiplerini de açıklamış olduk böylece. Ondan sonra ne diyor? Deniz uçağı. Deniz uçağı sözcüğü su üstünde manevra yapmak üzere inşa edilmiş her türlü hava aracını kapsar. Yani bunu çok izah etmeyeceğim belli bir şey. Kumanda altında bulunmayan tekne. Şimdi ne demekmiş? Bazı istisnai şartlar sebebiyle bu kuralların gereğine uygun olarak manevra yapma gücü olmayan ve bu yüzden diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği bulunmayan bir tekne anlamına gelecektir. Kumanda altında olmayan tekne. Yani arkadaşlar siz seyir yapıyorsunuz. Oldu makinede bir arıza oldu ve makineyi stopa çekmek zorunda kaldınız. İşte ne bileyim yakıt pompasında bir arıza oldu, yağlama pompasında bir arıza oldu, bir şey oldu. Böyle bir durumda makinanız var, kendi itici gücünüz var ama bunu kullanamıyorsunuz. Veya işte demin dedim ya pervanesi geçti balıkçının kıç tarafından fark etmedin ağından bir geçin hop pervaneye dolandı. Veya denizin üstünde yüzen bir halat vardı bir şey vardı hop pervaneye dolandı makineyi kullanamıyorsun gibi. Makinası var ama kullanamıyor. Bu illa büyük gemi de olması gerekmiyor bir yat. Pervanesini ağa sarmış, şamandıraya sarmış. Bir şey olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar yüzer halde stopa çekmiş. Ve artık itici gücünü aktif olarak kullanamıyor. İşte böyle teknelere biz kumanda altında olmayan tekne diyoruz. Yani arkadaşlar
Vessel not under command. Yazalım. Kumanda altında bulunmayan tekne. Vessel not under command. Yani arkadaşlar, namı değer Nuc. Köprü üstüne çıktığınızda ışıklarda Nuc diye bir şey göreceksiniz. İşte not under command veya o ziller var, Nuc yazar. Not under command. Otomatik basıyorsun, çat yakıyor ışıkları. Tamam mı? Veya işte ses işaretini veriyor filan. Bu yani pervaneniz var ama bir sebepten makinanız var ama kullanamıyorsunuz anlamına geliyor. Ondan sonra cima bu. Tamam. Evet, manevra kabiliyeti sınırlı tekne. Tamam mı? Yani vessel, onu da yazalım hemen. Önce bir İngilizcesini yazayım arkadaşlar. Vessel restricted in her ability to maneuver. Vessel restricted in her ability to. Şu manevra kelimesini yazarken her zaman sorun yaşıyorum. O yüzden şöyle bakarak yazacağım. Mane, mano, e, uver. Değil mi? Mane, mano, şöyle. E, uvre. Manevra işte. Bildiğimiz manevra. Tamam mı? Peki bir tekne ne zaman bu hale geliyormuş? Yaptığı iş sebebiyle. Bu kuralların yeterince uygun olarak manevra yapma gücü. Bu kuralların gereğince uygun olarak manevra yapma gücü sınırlanan ve bu yüzden diğer bir teknenin yolundan çıkma yeteneği olmayan bir tekne anlamına gelecektir. Yani peki hangi durumlarmış bunlar arkadaşlar? Şöyle alabiliyoruz mu? Bununla yukarı alamadım. Mouse'la alayım şöyle. Manevra kabiliyeti sınırlı tekne deyimi sınırlı olmamak üzere aşağıdaki yazılı tekneleri içerir. Arkadaşlar şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum. Bu aşağı, sadece bu aşağıdakiler değil, unutmayın. Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yani başka da olabilir. Mesela bunlar nelermiş? Bir seyir işareti, denizaltı kablosu veya boru hattının döşenmesi, çalışması veya toplanmasında bulunan bir tekne. İşte ne bileyim, bu böyle şeyler oluyor. Yardımcı gemiler oluyor, işte denizde şamandıralar var malumunuz. Bunlar mesela şey, yenilenmesi gerekiyor. Şamandıra eskimiş veya kopmuş veya hasarlanmış. İşte bunu yenileyen tekneler bu tarz. Su hattı, su altı kablo döşeyen, boru döşeyen. O esnada o işle uğraştığı zaman gereği gibi manevra yapamıyor, ayrılamıyor oradan. Tamam mı? Böyle tekneler. Daha sonra tarama, survey ve su altı çalışmaları yapan tekneler. Aynen öyle. Bunlar da su altı taraması yapıyor. Limanda derinlik açıyor veya bir yerdeki bir sığlığı kaldırıyor filan. O eskiden Changjiang Nehri var. Şangay Limanı'nın filan olduğu Çin'de. Büyük nehir. Böyle Nantong'un filan olduğu. Oranın girişi çok sığlıklar doluydu. Onları mesela kaldırdılar. İşte onları kaldırırken mesela o tekne yaparken mesela bu artık manevra kabiliyeti sınırlı bir tekne oluyor o esnada. Çünkü gereği gibi artık oradan ayrılamıyor. İstediği gibi manevra yapamıyor. Kımıldayamıyor yani. Üzerinde yol bulunduğu halde ikmal yapan veya insan kumanya veya yük aktaran bir tekne. Yani şöyle boğaz geçişlerinde falan bazen olur. Çok küçük böyle bir iki parça bir şeye gönderirler gemiden. Bir de personel değişimi olur. Hiç böyle demir sahasına falan girmezsin. Kalabalıktır, şeydir, kalkışı, ayrılışı zordur. Hemen böyle trafik hattının en sağında, demir bölgesiyle hat arasında veya bazen hat böyle şey tam üstünde sınırında böyle bir iki natla, üç natla hafif hafif giderken hop hemen malzeme botu, acente botu yanaşır. Hop hemen işte ayrılacak personel ayrılır, çıkacak personel çıkar. Ne bileyim harita göndermişlerdir. Bir şey böyle el eşyası böyle şey göndermişlerdir gemiye. Böyle küçük kitap mitap bir şey göndermişlerdir yayın. Böyle şeyler hemen hop bir 5-10 dakikada 15 dakikada halledersin. Yani işte bu tarz durma o esnada tekne senin bordana gelmiş. Çok fazla hız da veremiyorsun, yol da veremiyorsun ve manevra da yapamıyorsun. Böyle hafif yandan yandan giderken bu tarz durumlar. Üstünde yol var ama ikmal yapıyor, bir şey yapıyor. Dolayısıyla bu tarz durumlarda da artık neymiş? Manevra kabiliyeti sınırlı tekneymiş o esnada.
Daha sonra bir hava aracını denize indirme veya alma işiyle uğraşan bir tekne. Evet. Mayın temizleme işi yapan bir tekne. Aynen. Gerek yedekleyen gerekse yedeklenenin rotalarından ayrılma yetenekleri önemli bir ölçüde kısıtlanan yedekleme işiyle uğraşan bir tekne. Yani tekne yedekleme var. Evet. Yani bir geminin veya bir romorkörün bir gemiyi vesaire yedeklemesi. Ama ben şuna da burada dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Dikkatinizi. Şu da kenarda açık kalsın, süreyi görelim. Şimdi çok pardon, şunu bir kere evvela bir büyütelim. Şöyle bir %150 yapayım bakayım. Arkadaşlar şu özellikle Endonezya'nın orada. Çok karşınıza çıkacak. Endonezya'da eskiden nikel ore satıyorlardı. Nikel ore. Ya bu bildiğiniz toprak. Bir çeşit içi nikelli bir toprak. Bunu ne zaman ya? 2016'da mı ne, devlet bıraktı galiba. Yeniden başına biniyorum. Ama Endonezya'nın ana şeyi abi kömürdür. Kömür. Şu bölgede. Tamam mı? Kömür satılır. Ve siz buralarda, şu Java denizinde filan buralarda hep şöyle şeyler göreceksiniz. Şimdi şurayı bir silelim. Ya geminin sadece gemiyi çekmesi değil yedekleme olayı. Şöyle önde, tamam, şöyle bir romorkör, tamam mı? Arkasında upuzun bir çeki halatı ve ya yani sığmadığı için şöyle temsil çizeceğim. Kocaman upuzun şatlar, şat. Yani arkadaşlar bunlar böyle dikdörtgen prizma, tamam mı? Uzun oluyor bunlar böyle. Şöyle. Bunun içinde bu adamlar kömür taşıyorlar, kömür. Ve bunlar şatın büyüklüğüne göre 1000 ton, 2000 ton böyle tepe 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 bunun içine doldururlar. Tamam mı? Böyle büyük birkaç tepe yaparlar bunun içine. Bazen 5000, 6000 tonluk büyükleri doluyor. Dolayısıyla adam bunu böyle var ya 500-600 metrelik upuzun halatlarla bu şatı çekiyor yani. İşte bu romorkör artık gereği gibi manevra yapamaz. Çünkü bu zaten kıçında bir 5000 tonluk falan 3000 tonluk yükler var. Ve yani üstten bakalım şu arkadaki şat şöyle önde ve şurada da romorkör. Yani sen bunu çat sancakalabanda yapamazsın mesela, bu sefer şey yapar. Romorkörü yatırır falan, zaten etki etmez yani. Bunun böyle halatı gergin tuta tuta ağır 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 rota döndürmesi lazım. Bu şeyde ağır ağır böyle ağır 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 döner. Ya yani birdenbire küt gemi gibi manevra yapamazlar. İşte özellikle buralarda. Tamam mı? Şu Endonezya bölgesinde falan bunlara dikkat edin yedeklemede. Ve bu yedek çekimi tabii adamın normalde romorkörün ne biçim çok iyi bir manevrası var değil mi? Ama mesela bu durumdan ötürü şey yapamıyorlar. Gereği gibi manevra yapamıyorlar. İşte böyle durumlarda o zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Manevra kabiliyeti sınırlı tekne durumuna düşüyor. Sadece romorkör değil, arkasındaki şat yani barç da bu hale geliyor. Arkadaşlar 27 dakika oldu. Ondan sonra biz neredeyiz? Su çekimi nedeniyle kısıtlı tekne. Tamam mı? Bununla devam ederiz. 4. derste dinlediğiniz için teşekkür ederim.